Are you scared? I can see you from behind. Arkadaşlar herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün çok sevdiğiniz ve istediğiniz Korkunç Okul Servisinin, yani Hayalet Otobüs diye tabir ettiğimiz yazışma serisinin arkadaşlar 3. bölümü ile beraberiz. Bu diğerlerinden biraz farklı. Diğerlerinde hep birebir konuşmalar vardı. Bunu ise kanalda ilk defa yapacağım. Bu bir grup chat, yani grup mesajlaşma videosu olacak. Serinin ilk ve ikinci bölümlerinde de söylediğim gibi uzun bir hikayesi var arkadaşlar. Bunun isterseniz ilerleyen bölümlere çekebilirim. Yani 11 ya da 13 seriden oluşuyor olması gerekiyor. Yanlış okumadıysam, yanlış bakmadıysam aşağıya orijinal hikaye ve detaylarla ilgili şeyleri de ekliyorum. Oradan inceleyebilirsiniz isterseniz. Daha önce de söylediğim gibi eğer devamını istiyorsanız bana bunu belli etmeniz gerekiyor. Bol bol beğeni ve bol bol yorum istiyorum bu videoya da. İlk bölümü izlemeyenler ya da tekrar izlemek isteyenler için yukarıya link bırakıyorum. Arkadaşlar aşağıya açıklamalar kısmına da ekliyorum. Bu hikayeyi, bu mesajlaşmayı izlemeden önce lütfen serinin 1. ve 2. bölümlerini de izleyin ki daha kolay anlayabilirsiniz. Daha önceki korkunç mesajlaşmalar serilerinin hepsinde olduğu gibi İngilizceden Türkçe'ye çeviriyorum. Birebir çeviri yapmıyorum. Türkçe'ye en uygun olabilecek şekilde burada sizlere aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bir hatam, kusurum olursa şimdiden özür dilerim. Uzun bir mesajlaşma olduğu için bu videoya hemen başlayalım dilerseniz. Kişilerin isimlerini bilmiyorum. Tamamen farklı kişilerin konuşması bu. Okul otobüsünü, servisini bekliyorum. Neden gruptan ilk yazan hep ben oluyorum diye kızıyor. Erkenciler soru işareti diyor. Ve saate bakarsak evet 7. Bu saatte kimse mesaj atmaya başlamaz herhalde. Gerçi benim öyle içinde olduğum gruplar var. Sabah böyle 5'te falan başlıyorlar yazışmalara. Uyandırdığın için teşekkürler diyerek şikayet ediyor tavşanlı kişi. İnsan neden tavşan resmi koyar WhatsApp profiline? Başka biri de diyor ki aman tanrım okulun son günü, çok heyecanlıyım. 7 saat daha okul ve sonra özgürüz. Daha fazla Mrs. Langley öğretmenin adı olduğunu tahmin ediyorum olmayacak diyor. Okul servisi geç kalıyor diyor sarı saçlı kız. Ben serviste değilim diyor diğeri. Sen benim servis arkadaşımsın diyor ve üzgün surat gönderiyor. Annem okul servisine binmeme izin vermiyor. Üzgünüm Caitlyn diyor. Muhtemelen bütün bu olaylar ve kaçırılan çocuklarla alakalı arkadaşlar, o yüzden ailesi izin vermiyor diye tahmin ediyorum. Bu arada sarışın kızın adı Caitlyn'miş, öğrenmiş olduk. Soru işareti gönderiyor. Ben de okula giderken otobüse, servise binmek istemiyorum zaten. Annem kayıp çocuklar için çok korkuyor. Caitlyn der ki servisin köşeden döndüğünü görüyorum. Umarım şaka yapıyorsundur. Elinde surf tahtası olan kız diyor ki, şöyle bir şey söylüyor. Bugün okulun son günü olduğu için daha fazla çocuk kaçırmaya, toplamaya çalışabilirler. Aman tanrım, otobüsle giden tek kişi ben miyim? Evet Caitlyn, sanırım öylesin ve ben senin yerinde olsam o servise binmezdim. Surf tahtalı üzgün surat. O sırada başka bir çocuk hi, selam yazıyor. Tavşanlı çocuk berbat diye ekliyor. Caitlyn, babam çoktan işe gitti. Eğer okula gitmezsem, yani otobüse binmezsem bana ceza verir. Tavşanlı, bunda da tavşanlı kaldı ama neyse isimleri bilmediğim için. Güvendesin, okula giden çocukları değil, okuldan sonra otobüse binen çocukları kaçırıyorlar diyor. Surf tahtalı, eğer sürücü ürkütücüyse otobüse binme. Sonradan mevzuya giren yeşil avatarlı arkadaş, kızlar korkak diyor. Sensin korkak. Başka biri daha geldi. Şu anda kaç kişi konuşuyorlar? Anlamadım. Bu da bayağı kalabalık bir grup. O da diyor ki servise binme. Kız okula gidecek. Ya ne yapsın? Ne yapsın? Yürüyerek mi gitsin? Uzak mesafe muhtemelen. Caitlyn der ki servis geldi. Kapıları açılıyor. Binmiyorum. Piu diyor diğeri. Caitlyn devam eder. Şoför binmek zorunda olduğumu söylüyor. Diğeri binmek zorunda değilsin. Başka biri dikkatli ol. Başka biri her zamanki sürücü mü diye soruyor. Herkes bir şey derken Caitlyn binmiş ve otobüsten yazıyor. Tavşanlı hayır, diğeri ne oldu? Aman tanrım neden bindin diye soruyor elinde surf tahtası tutan kız. Sorun yok merak etmeyin der Caitlyn. Bir tek onun suratını görüyoruz arkadaşlar WhatsApp profilinden. Arkadaşı soru işareti gönderir. Tavşanlı olan ise polisi arayacağım der. bir şey mi oldu? Neden durup dururken polisi arıyorlar? Tam anlamadım ama yani gerçekten normal okul servisi de olabilir sonuç itibariyle. Hepsi bu Hayalet Otobüs olacak diye bir şey yok. Caitlyn hayır diyor. Bayan Langley burada. Yani öğretmenleri olan kadın. Langley diye soruyor sörfçü olan. Dünyanın en kötü, daha doğrusu şeytani öğretmeni diyor yeşilli çocuk ve ekliyor. Öyleyse güvendesin. Ben binerken otobüsteydi. Servise binmem için bağırdı. Ha diye sorar biri. Garip geldi demek ki bu hareket onlara. Yeşilli der ki öğretmenden bahsederek o şeytani bir çocuk hırsızı. O kadar nefret ediyorlar demek ki çok ayıp. Hikayenin İkinci bölümünde de bu kadın olan öğretmenden bahsediyorlardı. Hatta ilk bölümünde de olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Garip emojiler gönderiyor çocuk ve tavşanlı da ona kızıyor, yapma diyor. Çocuk da diyor ki tavşanlardan emir almam. Caitlyn, Bayan Langley çocukları güvende hissettirmek için onlarla seyahat ediyormuş. Diğeri o kötü biri. Caitlyn fena değil öğretmenden bahsediyorlar. Burada tavşanlı diyor ki herkese ev ödevi veriyor. Bu yüzden insanlar ondan nefret ediyor. Ev ödevi veriyor diye öğretmenden nefret edilir mi? Ne kadar ayıp. Caitlyn servisin camı açılmıyor. O da Hayalet Otobüs. Kesin Hayalet Otobüs. Hava almam lazım araba tutuyor diye ekliyor. Yeşilli çocuk dalga geçiyor Caitlyn'le. Caitlyn devam ediyor. Camlardan hiçbiri açılmıyor. Sörf tahtalı olan kız garip diyor. Ya da çocuk ama kız olduğunu tahmin ediyorum. Caitlyn, arka tarafta paslı bir delik buldum. Yeşilli çocuk, normal servislerden daha mı kısa? Caitlyn, hiç komik değilsin. Yeşilli, cevap vermedin. Caitlyn, hayır normal otobüs. Normal otobüs, tamam sıkıntı yok. Çünkü bildiğiniz gibi serinin 1. ve 2. bölümden Hayalet Otobüs dediğimiz bu çocukları kaçıran servis aracı biraz daha kısa ve küçük normal olanlardan. Ama camları açılmıyor. Bunda camları açılmıyor. Yeşilli olan o zaman Hayalet Otobüs değil. Hayaletli emoji. Çok komik gerçekten arkadaşlar. Her grupta ve arkadaş çevresinde böyle kıl tipler vardır. Herkes troller, herkese dalga geçer. Bizim arkadaş çevresindeki de o gıcık tip ben oluyorum galiba. Caitlyn, aman tanrım. Sörf tahtalı ne oldu? Caitlyn, otobüs durdu. Sörf tahtalı olan neden? Caitlyn, Bay Warren bindi. Bu da başka bir öğretmen olsa gerek. Bay Warren kim diye soruyor grup chatten bir başka çocuk. Caitlyn, yeni fizik öğretmeni. PE yani Physical Education olsa gerek yani fizik olduğunu tahmin ediyorum. Tam ne olduğunu bilmediğim için yanlış olmasın. Sörf tahtalı çok tatlı biri. Yeşilli Hoppy. Hoppy yani böyle argo bir kelime, uyuşturucu bağımlısı olarak da kullanılabiliyor. Yani zıpır olarak falan da kullanılabiliyor. Yani ne olarak söylemiş burada tam anlayamadım. Caitlyn durdurmak için otobüsün önüne atladı. Öğretmen mi otobüsün önüne atladı? Anlamadım şu anda. Devam edelim. Diğer çocuk ona neden Hoppy dedin diye sorar. Yani tam Türkçe karşılığı olmadığı için nasıl çevireceğimi bilemedim burayı. Arkadaşlar tabii bu arada böyle grup chat'i olunca hani ikili yazışmalara nazaran biraz daha karışık. Ya ben birebir olarak hem burada söyleyip hem de aşağıya ya da şuraya ya da buraya ya da buraya ya da buraya bilmiyorum. Hangi taraf olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Grup yazışmasına ekliyorum. Oradan çocukların avatar resimlerinden hikayeyi birebir takip ederseniz bir karışıklık yaşamazsınız. Sörfçü öğretmene aşık gibi bir şey diyor. Tavşanlı ona Hoppy deme çok kötüsün. Caitlyn Langley'in yanına oturdu yani diğer öğretmenin yanına oturdu diyor. Diğer kişi iğrenç diyor. Konuşuyorlar diyor. Caitlyn tavşanlı ne diyorlar diye soruyor. Yeşilli çocuk daha fazla ödev verir diyerek ortamı trollemeye çalışıyor. Caitlyn Bay Warren adam kadına yani diğer öğretmene neresin falan diye soruyor. Sörfçü iğrenç der. Tavşanlı kusmak istiyorum der. Yeşilli çocuk der ki Highland Park'a ne kadar yakınsın. Bu arada ilk hikayelerden hatırlayacaksınız. Highland Park isimli yerde bu servis araçlarının yani hayalet otobüslerinin çocukların kaybolduğu yer. Oradan bir yere gidip çocukları kaçırıyorlar. Caitlyn 5 dakika uzaktayız. Korkuyor musun? Yeşilli okula yürüdüğüm için minnettarım. Hala ortamı bozmaya çalışıyor arkadaş. Caitlyn neden korkmalıyım ki? Yeşilli çünkü otobüstesin, Highland Park'ta çocuklar kayboluyor. Caitlyn, okey doğru, biraz korkuyorum. Tavşanlı, otobüste olmamama rağmen ben bile korktum. Caitlyn, aman tanrım diyor. Diğer çocuklar ne var ne oldu diye soruyorlar. Caitlyn adam yer değiştirdi, yani Mr. Warren öğretmen olan adam yer değiştirdi diyor öğretmenden bahsederek. Diğeri onu suçlamam diyor. Yeşilli troll olan kadının kötü ağız kokusundan uzaklaşmak istemiştir. Törfçi kız neden aman tanrım dedin diye soruyor Caitlyn'e. Caitlyn çünkü silahı var. Ne? Grup çıldırır, soru işareti bilmem ne falan. Polisi ara, polisi arıyorum falan filan bir şeyler diyorlar. Caitlyn onları sakinleştirerek arkadaşlar hayır sorun değil diyor ve o polis diye ekliyor. Hem öğretmen hem polis. Soru işaretleri. Caitlyn silahı olduğunu gördü ve bana rozetini gösterdi. Anlamadım herhalde. Özellikle bu otobüslere biniyorlar ki çocukları kaçıran kişileri ya da otobüse tespit edilmek amacıyla olsa gerek. Yeşilli sonunda ve ilk defa mantıklı bir şey söyler. İn otobüsten. Caitlyn FBI ajanıymış dedi der. Vay be. Otobüse çocukları korumak için binmiş. Tavşanlı. Gerçek polis olduğunu nereden biliyorsun? Mantıklı bir soru aynen. Diğer çocuk polis değil FBI der. Shield ajanları gibi. Caitlyn kaçırılma olaylarını önlemek için kılık değiştirdiğini söyledi. Yeşilli der ki kayıp çocukları neden hala bulamamışlar sor bakalım. Surfçü evet sor bakalım. Yeşilli tüneli neden bulamadıklarını da sor. Caitlyn der. Diğer çocuklar da baskıya devam. Sor, 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 sor. Sor be Caitlyn. Bizim de aklımızdaki sorular cevap bulsun gerçekten. Caitlyn, okey der ve ekler. Hala aradıklarını söyledi. Ve kimseye gerçek kimliğini söylemememi istedi. Yeşille, çok geç kaldılar. Hepimiz biliyoruz. Tavşanlı. Bunların isimleri böyle kaldı. Yeşilli, tavşanlı, sörfçü falan. Kardeşime söyledim. O da burada. Sörfçü. Highland Park'ı geçince bize haber ver. Caitlyn. Parkın içine döndü. Kahretsin biliyordum. Hayalet otobüs işte. Caitlyn. Aman tanrım. Langley Warren'ın başına arkadan vurdu. Bir saniye. Olayın rengi değişti şu anda. Kadın olan öğretmen, erkek olan öğretmenin başına vurmuş ve onu bayıltmış herhalde. İçeriye gaz geliyor diyor Caitlyn. 911 polis. Sanırım burada cümleyi devam ettiremiyor. Tavşanlı polisi ara diyor. Caitlyn evet diyor. Kate soru işareti. Üzgün surat. Yeşili çocuk diyor ki otobüsteki delikten hava almaya çalış. Caitlyn her yer duman oldu. Maskeleri var. Bay Warren öldü. Öldü mü? Nasıl yani? Yeşilli. Langley yani öğretmen kadın onların tarafında mı diye soruyor. Caitlyn ölü taklidi yapıyorum. Ölü taklidi yapılmaz mesaj atıyor onu da anlamadım ama yerdeyim. Surfçü ağlayan surat. Caitlyn gerçekten çok karanlık. Tüneldeyim. Aşağı iniyoruz. Diğer çocuklardan biri ellerim titriyor yazıyor. Surf tahtalı olan polisi aradım. Tavşanlı ölü numarası yapmaya devam et. Yeşilli, otobüsteki delikten nefes almaya devam et Caitlyn diyor. Tavşanlı, orada mısın? Lütfen cevap ver. Caitlyn, çok korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Surfçü, kaçman lazım. Tavşanlı, silahı al. Surfçü, telefonunu sessize al. Telefonun çaldığında duymasınlar. Caitlyn, öyle yaptım. Aferin. Otobüs yavaşlıyor. Kapı açıldı. Onlar gitti. Başım dönüyor. Surfçü, diyor ki Warren'ın silahını al. Caitlyn, aman tanrım ne oldu? Söyle bize. Yazışma şu anda çok hızlı. Gerçekten yetişemiyorum. Caitlyn diyor ki Bay Warren ölmemiş. Bu iyi haber. FBI ajanı olan. Otobüsün arkasına gitmemi ve size mesaj atmamı söyledi. Surfçü soru işareti. Diğer çocuk çok korkunç. Caitlyn ayağa kalkıyorum. Tavşanlı. Diğer kayıp çocukları görebiliyor musun? Caitlyn hayır. Bütün otobüsler boş. Caitlyn devam eder. Bekle bir şey görüyorum. 3 otobüsün içi çocuklarla dolu. Bay Warren kalktı. Ne yapacağını düşünüyor. Değneğiyle kapıyı kırdı. Dışarı çıkıyoruz. Bu 3. hikaye ve ilk defa birileri otobüsten dışarı çıkmayı başarıyor sanırım. Caitlyn devam ediyor yazmaya. Otobüsün altına saklanmamı istedi. Onlarla kavga ediyor. Kazanıyor. Yani onları dövüyor manasında diyor. Şoförü bayılttı ve çocukları serbest bırakıyor. Helal olsun sana. Hayır, ona vuruyorlar. Hareket etmiyor. Ölmüş olabilir. Yine mi ya? Ölmemiştir o. Caitlyn devam ediyor. Çok korkuyorum. Beni gördüler. Surfçü hayır. Ağlayan surat. Yeşilli çocuk kaç diye bağırıyor. Caitlyn yakalandım. Beni otobüse koydular. Diğer kayıp çocuklarla beraber. Telefonunu görmediler sanırım Caitlyn'in. Surfçü Aman tanrım, hayattalar mı? Caitlyn. Bay Warren'ı burada bağladılar. Adam ölmemiş sanırım. Burada onu anladık. Caitlyn devam eder. Chloe, James, Allison, Eddie. Bu ne be? Atacaktım telefonu elimden, yemin ederim. Caitlyn yazmaya devam eder. Sürücünün fotoğrafı pek belli olmuyor ama önümüzde 3 otobüs var. Biz sonuncuyuz. Yokuştan aşağı iniyoruz. Başka bir tünele doğru. Oldukça dik. Caitlyn. Aman tanrım. Ve bağlantı kesildi. Gene böyle macera dolu ve gerici bir arkadaşlar hikayeydi. Çok ürkütücü. Acaba gerçekten sonunda ne oluyor? Gerçekten ben çok merak ediyorum. Çok da gerildim. Beğendiniz mi arkadaşlar? Ben hikayeye bayıldım. Bu da videonun başında söylediğim gibi serinin 3. bölümüydü. Bu arada sesim kısıldı arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz böyle değişik ve çatallı geliyor ise. En azından şunu öğrendik. En azından hala çocukların hepsinin hayatta olduğunu biliyoruz. O yüzden birazcık İçim rahatladı ama o sürücünün resmi neydi öyle? O gerçek insan gibi de değil, bir garipti ya. Muhtemelen ışık yansımasından ötürü öyle çekmiş. Neyse ki sanıyorum ki telefon Caitlyn'in elinde kaldı. O da güzel bir şey, her ne kadar sinyal olmasa da. Çocukların hepsi iyi, çocukların hepsi hayatta. Evet arkadaşlar, hikayemiz bu kadardı. 3. bölümün sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım benim eğlendiğim kadar, benim sevdiğim kadar sevmişsinizdir hikayeyi. Çok yakında, umuyorum ki önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta eğer hoşunuza giderse devamı gelecek. Yani serinin 4. bölümü, mesajlaşmanın, korkunç WhatsApp mesajlaşmasının 4. bölümü gelecek arkadaşlar. Eğer gerçekten ve gerçekten istiyorsanız bir sürü beğeni ve yorum istiyorum. Bu videonun altına daha önceki serileri izlemediyseniz onları da bir göz atabilirsiniz. Biliyorsunuz ki hepinizi gerçekten çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Hoşça kalın.